Herkese selamlar. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Umarım bu yeni haftada hepimiz için bol kazançlı bir hafta olur. Bugün gene klasik elimizde olan sağlam kağıtların analizini yapmaya çalışacağım. Bunun yanında da potansiyeli yüksek olan kağıtları analiz etmeye çalışacağım diye zaten bir anket yapmıştım. Bu ankete bazı arkadaşlarım katıldı. Düşüncelerini paylaştı. Onlara yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca bir duyuru daha bulunmak istiyorum. Bundan sonra YouTube üzerinden günlük olarak hisselerle ilgili bilgilendirmeler yapacağım. İlk bilgilendirme geçtiğimiz Cuma günü yaptım. Mesela Ereğli ile ilgili bir bilgilendirme yaptım. Eğer fiyat değişimlerine karşı potansiyel gördüğüm şeyleri anında buraya yazarak buradan bilgilendirme yapacağım. Dolayısıyla hemen ekranınızın sağ alt köşesinde olan abone ol. Telegram'ına tıklayıp abone ol tuşuna bastığınız takdirde ve buradan da çanın çana basıp bildirimlerinizi aktifleştirdiğiniz takdirde bu bildirimler sizlere de anında ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Bilgilendirmelerimi hisselerle birey tek tek hisselerle ilgili bilgilendirmelerimi YouTube üzerinden bu şekilde yapmaya karar verdim. umarım geçtiğimiz hafta herkes için güzel geçmiştir. Benim için pozitif geçti geçen bir hafta oldu. Analizlerimizde yani 16 Temmuz'da yapmış olduğumuz şu analizlerde bence gayet iyi sonuçlar verdi. Kimisi şu anda konsolide oluyor, kimisi yukarı hareketine başladı. Düzeltme yapanlar belirttiğimiz noktalardan düzeltmelerini tamamlayıp yukarı hareketlerine başladı. Umarım bunlardan faydalanabiliyorsunuzdur. Biz burada şimdi potansiyel hisselerle ilgili bir ayrı bir video ister ister misiniz diye sorarken zaten burada yaptığım analizlerde hep potansiyelleri zaten belirttim. Yani e, hani bu buradan alınmaz aşağıya düştüğü zaman buradan almak daha mantıklıdır dediğimiz hisselerin hepsi zaten bize o potansiyelleri verdiler zaten. Yani o fırsatları verdiler bize. O fırsatları elde ettik biz. E, Birçok hissede şu an şurada bist 30'da yaptığım e, bist 30 hisselerine yaptığım analizlerde e, birçoğu bize bu potansiyeli verdi zaten. %10'luk, %15'lik getiri perform şeyini potansiyelini bıraktı zaten bize. Dedik ki bu buradan bir düzeltme yapma ihtimali var. İşte negatif uyumsuzluklar var. Aşağıya gelme ihtimali var. Dediğimiz hisselerin hepsi geldi ve bize alış fırsatını verdi ve buralardan hareketlerini de yaptı. Yani şimdi burada ben bunu da konuşmak istiyorum. Bu şimdi buraları herkes iyi dinlerse çok sevinirim. yani burada hiçbir şekilde arkadaşlar sığ piyasalar, sığ hisselerle ilgili analiz yapmayacağım ben. Hani onu bekleyen arkadaşlarım varsa eğer hani bu kanalda onu bulamayacaklar. Başka kanallara bakmalarını tavsiye ederim. Bu kanalda sağlam hisseler analiz edilecek. Küçük stoplarla neler yapılabilir? Bunlara bakılacak. Biz genelde biz 30 hisselerini analiz edeceğim. Bunun dışında eğer böyle çok küçük stoplarla gördüğüm biz tümdeki hisselerden bazılarını da analiz etmeye çalışacağım. Kendimce gördüğüm potansiyel gördüğüm işte uyumsuzluklardan, trend çizgilerinden, indikatörlerden potansiyel gördüğüm hisseleri de analiz etmeye çalışacağım. Ben bu hafta birazcık YouTube kanallarını inceledim. Yani arkadaşlar çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Yani %300, %500 getirili 3 tane hisse açıklayacağım diye video yapan insanlar var. Arkadaşlar kimse bunun garantisini veremez. Hele biz buralara gelmiş böyle bir ekonomik durumda. Yok %300 gidecek, %500 gidecek hisse senedi gelmiş en tepeye. Buradan hala %300-500 gidip 3 tane hisse senedi yapacağım deyip 50.000 kişi izleyip izliyor. Ve bunlara eğer işlem yapıyorsa vah halinize derim yani. Çok dikkat edin. Şurada ben size çok olarak net olarak söyleyeyim. Ukala alıp da göreceksiniz ama şu yapılan analizleri bulamazsınız hiçbir yerde. Şu şekilde bir analiz yapan daha başka bir kanal ben görmedim şimdiye kadar. Yani şu hisse şuraya kadar gidecek. Analizler bu şekilde. Ben bunda bunu görüyorum. Ben bunu tüy aldım buraya gidecek. Yani bu analiz böyle olmaz. Yani yok yani. Ne demek istediğimi umarım anlatabiliyorum. Yani dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Çok zor zamanlar bu zamanlar. Yani paralar değerli 3 kuruş, 5 kuruş fazla kazanacağım diye insanların şeyine katılmayın. Bak zaten SPK daha yeni birine daha ceza kesti. Şimdi ismini vermeyeyim. Görmüşsünüzdür, okumuşsunuzdur. Adam 200 bin kişilik takipçi listesi var. 200 bin kişiyi almış. Gidiyor. Coin gibi gidiyor adamları. Diyor ki alın diyor bu malı diyor alın diyor. Yukarı gidecek diyor. Kendi satış yapıyor. Yine 1 milyon 150 bin lira daha ceza yemiş. Ve bunun gibi yüzlercesi var. Facebook'ta bir hesap açayım dedim. Facebook gruplarına baktım. Allah Allah Allah. Çok kötü. Gerçekten çok kötü. Ne analiz var ne teknik analizin T'sini yapamıyorlar. Bilmiyorlar çünkü. Adam sadece hedef veriyor. Diyor ki işte atıyorum Pegasus 60'a gidecek. Herife yazdım. Dedim ki kardeşim dedim 60'a gitmek için dedim bana grafiğini bir yollar mısın dedim. Neye göre 60'a gideceksin dedim. Boş ver diyor. Üzümünü ye diyor. Bağını sorma diyor bana. Telegram grupları var. Whatsapp grupları var. Bu gruplardan %300-500 gidecek diye hisseler pazarlanıyor, ediliyor. Bunların hiçbirine katı katılmayın arkadaşlar. İnanmayın yani. Benden size tavsiye. Paranızı heba edersiniz. Ağlayacak yerde bulamazsınız. Dikkat edin. Çok dikkat edin. Kimseye böyle Whatsapp grubuymuş, Telegram grubuymuş sorgulayın veya yani bir hisse şuraya gidecek dersin, kardeşim neye dayanarak söylüyorsun sen bunu? Ve bu kafanıza yatsın en azından. Yok bilanço açıklayacak, karlı gelecek. Geçin abi onu. Yok öyle bir dünya. Yok şu olacak yok birleşme olacak yoksa geçin onu arkadaşlar. Bunlara göre işlem yapılmaz. Fiyata bakın teknik analize bakın. Fiyat tepe tepe yukarı gitmişse buralardan daha yukarılara gidecek diye almayın. Gördüğünüz en tepeye gidecek hisseyi gördüğünüz düzeltme yapıyor. Yapmak mecburiyetinde 10 taneden bir tanesi yapmadım dimdik gidiyorsa o da gitsin. Onu haylerden alacaklar ve tekrardan aşağıya vuracaklar. Onda da çok can yakacaklar demektir. Dikkat edin. Bunlar yeter yani bu hisseler yeter size. Buradan zengin olmaya çalışmayın. Daha fazla kazanacağım diye hırs yapmayın ve asıl söyleyeyim. Buna ben de dahil olmak üzere kimsenin lafıyla işlem yapmayın. Kendiniz bence öğrenmeye çalışın. Bu işi öğrenirseniz yani bazı arkadaşlar şimdi bak bunları konuşuyorum. Mesela şimdi yorumlara şey yazacaklar. Abi video çok uzun oldu. İşte o baştaki konuşmaları kısa kessen, bir adamın öğrenmeye niyeti yok çünkü. Adam istiyor ki tekfen, yukarı mı gidecek aşağı mı gidecek, alınır mı alınır, nereye kadar buraya kadar. Adam bunu öğrenmek istiyor. Başka bir amacı yok ki. Kim ne derse onunla dediğini yapacak. Başka bir şey yok çünkü. Bilmiyor hiçbir bilgisi yok. Öğrenmek istemiyor. Bilgisi olmamak ayıp değil. Bizim, benim de bilgim yoktu. Öğrenmek istemiyor çünkü. Hazırcılığa alışmış. Hazırcılığa alışmış. Benim burada benim bu videoyu bu kanalı açmaya ihtiyacım yok. Benim Serkan olarak. Benim buradan bir şeyim yok. Bir çağrım yok. Bir beklentim yok. Bir para kazanmıyorum. Etmiyorum ben buradan. Ya zaten soğudum da motivasyonum da düştü. Huzurum bozulmaya başladı. Hani bir süre sonra göremeyebilirsiniz bu kanalı. Hani dolayısıyla faydalanmaya çalışın ufak ufak. Öğrenmeye çalışın en azından. Benim size nacizane tavsiyem. Ne benim sözüme bakın, ne başkasının sözünüze bakın. Para değerli, hele bu zamanda paranız çok değerli. Öyle kapalı gözünüzü kapatıp bir yerlere paranızı atmayın. Hiç tavsiye etmiyorum. Çünkü bu krizler daha da derinleşecek. Bunlar iyi günlerimiz. Size öyle söyleyeyim ben. Evet, şimdi yine biz biz yüzden başlayalım. Ben şimdi şöyle bir şey planladım. Yani eğer Analiz değişmiyorsa tekrar tekrar her gün analizini yapmasına, yapmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla eğer o analizi yapmıyorsam anlayın ki ondan bir önceki videoda o analiz varsa ki olacaktır. O analizi tekrar izleyin. Değişmemiştir. Yani herhangi bir hareket etmemiştir. Bir yerleri kırmamıştır. Dolayısıyla tekrar tekrar aynı analizleri yapmaya gerek olmadığı düşüncesindeyim. Bunları yapmayacağım. Şimdi bu hafta gene herkes hepsini yapmaya çalışacağım. Ama sonraki zamanlarda eğer bir şey değişmemişse onların analizini yapmayacağım. Onların yerine başka hisseleri analiz etmeye çalışacağım. Evet biz yüzden başlayalım. Biz yüzde bizim daha önceki analizlerimizde görmüş olduğunuz gibi bir uyumsuzluğumuz vardı ve bu uyumsuzluğumuz da devam ediyor arkadaşlar. yani hissemiz yeni tepeler yaparken hissemiz demişim biz, biz 100 yeni tepeler yaparken indikatörümüz buna eşlik etmiyordu. Ve aynı şekilde hala da aynı durum söz konusu. Bunun hala 121 bin, 122 bin doğru bir gidip buradan fiyatlanma ihtimali var. Ben bunun fiyatlanacağını düşünüyorum. Ama bunun fiyatlanacağını düşünürken de bunun yeni en yüksek yapma isteğini de unutmamamız gerektiği düşüncesindeyim. Yani şu bölgeler BIST 100 açısından 125 bin ve birazcık daha üzerine gitmek istiyor. Şu anda aylık grafiklerdeyiz. Tamamen pozitife dönmüş durumda. Haftalığa bakıyoruz. Pozitif durumda. Günlüğe bakıyoruz. Pozitif durumda. Biz sadece şuradaki indikatörümüze yani indikatörümüzdeki uyumsuzluğa dayanarak bir satış olma ihtimalini bir kafamızın bir köşesine yazmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun da yeni şu tepenin birazcık daha üstüne gidip 121 bin 122 gidip burada bir formasyon yapıp da bu düzeltmeyi yapabileceğini öngörüyorum. Buradan da yapabilir birazcık daha yukarı gidip şu tepenin birazcık daha üstüne çıkıp yeni bir en yüksek yapıp buradan da fiyatlanabilir düşüncesindeyim. Ben bunu fiyatlanacağını varsayıyorum. Dikkatli olmakta fayda var. Biz 30'a geçiyorum. Bist 100 için söylediğim her şey BIST 30 içinde geçerli. BIST 30'da da bildiğiniz gibi bir uyumsuzluğumuz var. Fiyatlar yeni tepe yaparken indikatörümüz kesinlikle buna katılmıyor, destek vermiyor ve bu yeni tepe yapıyor. Burası yeni düşük yapıyor. Dolayısıyla biz 30'da da şu tepenin üzerine birazcık daha çıkma ihtimali de olabilir. 137.000'in üzerine de çıkma ihtimali olabilir. Bu herhangi bir şekilde bir görüntüyü bozmaz. Burada bir düzeltme beklemeye ben devam ediyorum. 140 bin civarlarına kadar bir tepki bir yükseliş de olma ihtimali hala mevcut. Buralardan da fiyatlanabilir düşüncesindeyim. Evet buradan hemen hisselere geçelim ve Sahol'a geçelim. Sabancı Holding'e geçelim. Sabancı Holding'de geçtiğimiz hafta geçtiğimiz 16 Temmuz analizinde bunu da mesela kaç kişi izledi? 4600 kişi izlemiş şu videoyu. Bence çok güzel bir videoydu bu. Ama işte 4600 kişi izliyor. 447 kişi eyvallah diyor filan falan. 5 kişi olmamış diyor. Güzel yani. Ne diyeyim? Sahol. Sahol'de şimdi biz neden bahsetmiştik? Sahol'de de hem hacimde bir düzeltme, bir negatif uyumsuzluk var. Hem de indikatörümüzde bir negatif uyumsuzluk var ve bu uyumsuzluklarımız hala da devam ediyor. Bunun fiyatlanma ihtimalini ben hala görüyorum. Şu bölge yani 9.73'ün üzerinde bir hafta kapanışı yapmadığı takdirde bunun ben bir düzeltme yapıp 8.80'lere doğru bir hareket yapma ihtimalini kuvvetli görüyorum. 8 bunu değiştirecek şey 9.73'ün üzerinde hafta kapatmış olması gerekiyor. Eğer 9.73 üzerinde bir hafta kapanır yaparsa bu yeni en yüksek yapar düşüncesindeyim Sahol'ün. Sahol'den Türk Hava Yolları'na geçiyorum. Türk Hava Yolları'nda değişen herhangi bir şey yok. Haftalık grafiklerde gördüğünüz gibi kırmızı ortalamamızın üzerinde bir kapanış bu haftada yapamadı. Bu burayı eğer şu bölgelerin yani Türk Hava Yolları'nın yukarı gidiyor diyebilmemiz için 12.30'un üzerinde bir kapanış yapması lazım. 12.30 üzerinde bir kapanış yapmadığı sürece bu aşağıyı 11.40'ı delmek ister. 11.40'ın altında 10.93, onun altında da 10.47 şu anda hala mevcut. Türk Hava Yolları gene diğerlerine göre birazcık daha sağlam duruyor. Bakın şu bölge çok önemli. Hem bulutumuzun üstü var hem %61 düzeltme seviyemiz var. Hem de daha önceden e, direnç yapmış olduğu bölgemiz var. Yani 10.40'lar 12.40'lar civarı. 12.40'ın üzerinde gün kapatırsa Türk Hava Yolları o zaman bunun gideceği yer 14 civarlarına kadar yol alabilir. Ama bunun üzerinde bir kapanış yapmadığı takdirde biraz önce söylediğim 10.40'lara kadar bir düşüş devam eder. Petkim'e geçeyim. Şuradan hemen indikatör kısmını da bir ayarlayayım. Yani Petkim'de benim bak yapmış olduğum analiz devam ediyor şu omuz, baş ve sağ omuz kısmı yani bu büyük olasılıkla 413'leri önümüzdeki hafta içerisinde bir test edecek ve burada karar verecek. Yani burada ya 433'ün üstünde bir gün kapanışı yapıp 470'e gidecek ya 413'ün altında bir kapanış yapıp yaklaşık olarak 380'lere gelecek. Bunda bakacağımız başka bir şey yok. Şu formasyonun hangi tarafa kıracağını birlikte göreceğiz. <laughs> bu aşağıya kırarsa bile bu alım fırsatı verir. Yani aşağılara çok aşağılara gelmeyecektir 470 minimum hedefine devam edecektir. Bu burayı illaki yani omuz baş omuz formasyonu diye burayı kırıp aşağıya gelecek diye bir durum söz konusu değil. Bu yukarıda yapabilir. Yani buralar karar yeri olacaktır. 4.13 mü 433 mü? Gardemir. Kardemir'de de aynı şey söz konusu. Burada da bir omuz baş omuz yapabilir. Yani şu bölge 2.94 civarları birazcık da altı. 2.90 mı? 3.30 mu? Hangi tarafa kıracağı önemli bence. Bunun daha yukarılara gitmesi için gereken yer 3.18 üzerinde hafta kapanış yapması. 3.18 üzerinde hafta kapanışı yapmadığı takdirde şu bizim kırmızı ortalamamız olan 2.90'lara tekrar bir ziyaret yapıp buradan güç alıp 3.18'i kırmaya çalışabilir. Kardemir. Kardemir ile ilgili bir indikatörlerimize de bir bakalım. Var mı bir uyumsuzluk? Evet var zaten. E gördüğünüz gibi fiyatlar yeni tepeler yaparken indikatörümüz buna uyum sağlamıyor şu dönemde. dolayısıyla zaten şu bölgelerden bir satış yeme ihtimalinden bahsetmiştik. İşte kaç buralar yaklaşık olarak 3.30'lardan işte satış yemeye başladı. Şuraya 2.90'lara geldi. Şimdi 3.10 seviyelerinde. Daha da aşağıya devam edebilir. E, buradaki 3.18 önemli. 3.18'in üzerinde hafta kapanışı yapar ise uçuşa geçecektir. E, Öncelikle hedefi 3.50 olacaktır. Analizindeyim. Eğer şey yapmadığı takdirde de şu bölgeyi ziyaret edecektir 2.90'a. Migros Migros'la ilgili çok fazla söylenecek bir şey yok. Geçtiğimiz 16 Temmuz akşam analizim aynı şekilde duruyor. Şurada bir formasyon yapacağını söylemiştik. bu formasyonun hangi ne taraf nasıl bir formasyon olacağını bir görmemiz gerektiğini söylemiştim. Ya şu mavi çizgimizden bayrağımızdan bir formasyon yapacak ya kırmızıdan bir formasyon yapacak. Bu formasyonu bir tamamlasın. Ondan sonra daha net olacağı düşüncesindeyim ben Migros'un. Beklememiz lazım. Pegasus. Pegasus'ta değişen bir şey var mı? Hemen haftalıklardan bakalım. Haftalıklardan herhangi bir değişiklik yok. Şu bölge şimdi artık önümüzdeki hafta için bir destek konumuna geldi. Yani 49 20 ve 50 seviyeleri destek konumuna geldi. Hala görünüm Negatif görünmeye devam ediyor ama artık hareket hızlanacağını gösteriyor indikatör. Bu hızlanacağı demek aşağı yönü demek. Yön belirtmeden söylüyorum size. Aşağıya veya yukarı bir hareket başlangıcını işaret ediyor indikatörüm. Dolayısıyla burada 54.75 üstünde bir kapanış görürse pozitif oluruz. Bunun üzerinde bir kapanış görmediğiniz takdirde bunun geleceği yer 4780 altında da 3870 olmaya devam edecek düşüncesindeyim ben Pegasus'un. Ya burada bir hareket gelecek. Bu ben bu önümüzdeki hafta bunlarda sağlam bir hareket olacağını düşünüyorum Pegasus'ta. Ama yönünü belirtmiyorum. Şu anda şu hareketler bakın size şöyle söyleyeyim. Yani şu hareketler ne demek? Bu hareketler şunu demek. Buradan bir büyük mum açmazsa eğer Günlüklerde yani önümüzdeki hafta pazar salı günü Buralardan bir mum açması lazım aşağıya gelecekse bu. Yani büyük bir mum açması lazım. Eğer bu hareketi yapmayacaksa Buradan yukarı hareketine başlayacak demektir bu. Yani şu bölge Tamam şu şekilde geldi bunları ben düşüş olarak görmüyorum hani Tamam Analizimizi aşağıya hep bunu, biz bunu 60'lardan beri Diyoruz ki aşağıya gelecek 60 aşağıya gelecek 50'lere kadar geldi ama Artık burada şu hareketin biraz inmelenmesi lazım aşağıya gelmek istiyorsa. Yani bir büyük mum açması lazım. Yani kısaca şöyle söyleyeyim. Bir %4-%5'lik bir mum açması lazım aşağıya. Eğer bunu açmayacaksa da artık yukarı hareket için ümitlenmek lazım düşüncesindeyim ben. Dolayısıyla bir pazartesi salıdan sonra yapacağımız analizlerde daha iyi bakmak gerekir düşüncesindeyim. Keza Pegasus için bunu düşünüyorsak Türk Hava Yolları'nda daha pozitif düşünmeliyiz o zaman. Bilmiyorum ne demek istediğimi anlatabildim mi? Yani artık bunda yani yaklaşık olarak önümüzdeki hafta içerisinde pozitif analizlere başlayabiliriz. Diyorum ben. Pegasus'la ilgili olarak. Evet Akçansa'ya geçelim. Akçansa'ya takip eden arkadaşlarım var. Akçansa'da bir uyumsuzluk var mı diye bakıyorum. Herhangi bir uyumsuzluk yok. Haftalık grafiklerden bir akçansa'ya bakalım. Ya akçansa eğer olur da gelir de şu bölgelere gelirse güzel alır yeridir. 11.80. Ben buradan alırım. Eğer gelirse. Eğer gelmediği sürece de ben buna dokunmam. Buralardan almam, satmam, etmem. Yani bir şey yapmam. Şuralar gelirse, 11.80 gelirse şu mavinin 11'in altına, 1106'nın altına stop koyup yukarı giderim ben bunda. Alın potansiyel, potansiyel, potansiyel işte daha potansiyel yok gelirse potansiyeli var. Gelmezse de yoluna açık olsun, devam etsin. Yani aylık aylık kapanış şu bekliyor. Nasıl aylık kapanış yapacağı da önemli. Yani şu bölgeler güzel olacak. da. Arçelik. Arçelik'le ilgili ben bakayım. Ya ben Arçelik'le ilgili satış beklemeye devam ediyorum. Ben kendi adıma da göstermeyeyim. Neyse onu söylemeyeyim. Ben satış bekliyorum. Bunda yani indikatör şu anda uyumsuzluk veriyor. Negatif uyumsuzluk veriyor. %70'in üzerinde verdiği bir uyumsuzluk var. Çok aşırı alıma geçmiş durumda Arçelik. Yani dolayısıyla ben burada Arçelik'te bir düzeltme bekliyorum arkadaşlar. Olacak diye bir durum söz konusu değil. Dediğim gibi benim düşüncem, benim analizim bu. Bence çok şişti Arçelik. ha Bu düzeltme yapacağı demek, aşağıya gelecek veya trend değişecek demek değil. Hani buradan şu bölgelere 18-80'lere doğru bir düzeltme yapıp buradan güç alıp. Bunun hedefi her türlü 23'ler ve 23'lerin üstünü kırmak olacaktır. Onu belirteyim ben. Arçelik'te ilgili olarak. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. İndikatörlerde ve trendlerde baktığımız zaman Arçelik'te herhangi bir şekilde negatiflik şu an için yok. Onu da söyleyeyim. Bu tamamen benim olay başlamadan önce yapmış olduğum bir analiz. Çok güvenmeyedebilirsiniz. Aselsan Aselsan'la ilgili Aselsan geçtiğimiz hafta dedik ki şu bölgelerin üzerinde ben kapanış yaptığını düşünüyorum dedim 33'ün. E, ve öyle de yapmıştı. 33 16'lar civarında yaptı perşembe günü açılışını ama açılışını kapanışını 33 16'da yapmıştı ama açılışını gene 33'ün altında yaptı. Dolayısıyla burayı gene kırmamış oldu. Ben Aselsan'la ilgili söylüyorum. Aselsan'ın daha yukarıya gitmek için zamanı var. Ha, buraları kırsa bile gideceği yerler 35'ler 36 olur. 35'lerden 36'lardan tekrardan satış yer. Onu net olarak söyleyebilirim. Ben çok fazla yukarıları görmüyorum. Bunun gideceği şu an için. He, orta ve uzun vadede Aselsan çok daha iyi yerlere gidecektir. O ayrı bir konu. Ben kısa vadeden bahsediyorum. Bu tekrardan 33'ün üzerinde kapanış yapmadığı takdirde 31-30'ları kırmaya gelecektir düşüncesindeyim. Uyumsuzluk devam ediyor Aselsan'la ilgili olarak ben tekrardan hatırlatayım. Abone olmayan arkadaşlarımın hemen ekranın sağ alt köşesindeki abone ol filigranın üzerine mouse'unu getirdikleri takdirde abone ol yazısını tıklamaları ve bildirimlerini açmaları benim burada yapacağım bildirimleri çabucak elinize geçmesi için önemlidir arkadaşlar. Yaparsanız sevinirim. Evet tava geçelim. Evet Pegasus'la ilgili bir şeyler söyledik. Türk Hava Yolları ile ilgili bir şeyler söyledik e, Pegasus ve Tav için söyleyecekleri pardon Türk Hava Yolları için söyleyeceklerim Tav için de geçerli. Yani dolayısıyla Tav'da da şu bölge bakın hedefimizdi geldi. 16.80. Biz acaba buradan birazcık daha aşağıya gelip 15.50'ler de test edilir mi? Hala edilebilir. Ama haftalıkta da bir daha bakalım. Yani şu anda bunun görüneceği yer şu bölge ziyaret edilecek gibi gözüküyor. 15.40 40 e, Tav'da ziyaret edilecekmiş gö gibi gözüküyor. 15.40'a gelirse ben kendi adıma söylüyorum. E, ben ben 15.40'tan Tav'da alıma girerim. Altına küçük bir stopla Tav'da buradan ben gelirse alıma girerim. Ve şu andaki görüntüsü de Tav'ın burayı bir ziyaret edeceği yönünde gözüküyor. Başka da hiçbir şey söylemeye gerek yok tavla ilgili olarak. Hedefin on, buralardan kalkıp yukarı kalkıp yukarılara gideceğini düşünüyorum. Ben. Koç Holding. Koç Holding'de yataya bağlamış durumda. Koç ile ilgili söylediğimiz şey şu. Haftalıkta 18-20'nin üzerinde bir hafta kapatabilirse öncelikle hedefi 19.77 onun üzerinde de 21.80 olmaya devam edecektir. Eğer burayı kıramadığı takdirde ufak bir düzeltme yapıp 16.50'lere doğru bir hareket yapma ihtimali var. Eğer buraya bir doğru bir hareket yaptığı takdirde buradan da 19.90 ve 21.80 için yukarıya gidebilirim ben. Kendi adıma söylüyorum. Herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Yani buradan bir aşağıya hareket yapıp şu mavi ortalamamızı doğru 16.40'lara doğru bir hareket yaparsa şu bölgelerin altına bir stop koyup yukarı gitmeyi ben denerim. Koç Holding ile ilgili olarak Coca-Cola. Coca-Cola'yı yukarı beklediğimiz her defasında ben söylemiştim. Ya mesela potansiyel alın potansiyel yani bunların hepsi işte dedik ki buralardan aşağıya gelebilir geliyor. Bakın şu bölge dedim ki çizimde duruyor zaten. Hani buradan buraya gelirse buradan alım yeri. 43 80 alım yeri mesela. Bunun da analizini ben şuradaki videolardan hepsinde yaptım. Coca-Cola'nın. Hani şimdi bazı arkadaşlar diyor ki %300 500 hisse gidecek 3 tane hisse söyleyeceğim denilen videolara gidiyorlar. Al sana potansiyel. Burada analizini bunların hepsini yapıyorum. 43 70. Al 3 altına stopu koy. Gelmiş 46 e. Güzel değil mi? Güzel. Kaç burası? Şuraya hemen bakayım. Merak ettim. %5 prim yapmış. Riskin minimum. Mis gibi. Coca Cola yukarı gitmeye devam edecektir. Şurayı kırıp şu bölgenin üzerinde bir haftalık kapanış yapıp yani 48'in üzerinde bir haftalık kapanış yapıp daha yukarılara gidecektir. Yeni en yüksek yapma isteğini ben görüyorum. Coca-Cola'da. Tekfen. Tekfen. Tekfen de hedef. Öncelikli olarak 19.50 onun üzerinde 21.40 olmaya devam ediyor. Potansiyeli var mı? Var. Burada da bir omuz, baş omur formasyonu yapma ihtimali var mı? Var. Bakın. İşte sol omuz. Baş. Şimdi de sağ omuzu yapmaya geliyor şu bölge 16 53 bölgesi önemli. Burası kırılmadığı sürece buradan hedefine gidecektir bu. Gelirse bak 16 10 mesela önemli bir yer. Potansiyel. Burası ne? 16 60. Burası ne? 18 80 220 var. 14.40 yapıyor. Şu bölge. Yani şurası kırılmadığı sürece 16.60 kırılmadığı sürece burayı ziyaret edecek büyük olasılıkla 16.60'ı. Burası kırılmadığı takdirde formasyonu bak olarak baktığımız zaman aşağıyı gösteren omuz baş formasyonu tepede olur. ve şu anda da geldiği tepede bir formasyon yapıyor. Burası kırılırsa eğer bu geleceği yer 14.40'lara doğru bir hareket gelebilir. Ama kırılacak diye bir durum söz konusu değil. Kırılmazsa buradan yukarı tepkiyi verir. Burada bir çok güzel fırsat verecek düşüncesindeyim sabredenler için. Bunun hedefi 19.50-21.30 olmaya devam edecek. Bunu birazcık sabırlı olup aşağıya hareketini görüp aşağıdan çok güzel alış fırsatı verecek düşüncesindeyim. Nereden verebilir? 16- 1660 ve daha da aşağıdan işte 1450'lerden mesela gelici gelecek diye bir durum söz konusu değil. Ben yerleri söylüyorum. Burada şu şu diyemem yani. Ama hepsi sağlam destek. 1660 da destek, sağlam destek. 16 da sağlam destek. İkisi de sağlam destek. Hedefinde söylüyorum ilk hedef 1950 potansiyel potansiyel. Burada. İşlem yaparken size başka bir şey de daha söyleyeyim. Her benim ben her, durmadan size yeni yeni teknik temel bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Şunu da söyleyeyim. Pozisyonu açarken bunun aşağıda yani terse gittiği takdirde nerelere kadar geleceğini öngörmeniz lazım. Yani mesela atıyorum bunun 16.50'ye gelme ihtimali var. 16.50'nin altında 16'ya gelme ihtimali var. Onun altında da 14.50'ye gelme ihtimali var. Ha, buraların hepsi de sağlam destek konumunda. Haftalık bazda baktığın zaman 16 en sağlam desteği. Yani 16'nın altında bir hafta kapanışı yapmadığı sürece bu yukarı 19.50'ye 21.50'ye gidecektir. Bundan daha iyi bir analiz yok yani. Bir maç. Bimle ilgili de çok fazla söyleyeceğim bir şey yok bir önceki analizime bakanlar bu analizimi de net olarak görebilirler. Burada bir formasyon yapıyor. Nasıl bir formasyon yapacağını ben görmek istiyorum. İşte şöyle bir kanalımız var. Bu kanalımızın altına gelebilir mi? Gelemez mi? BİM'in uyumsuzluğu vardı galiba. Bir bakayım hemen. Yani gördüğünüz gibi yeni tepeler yaparken indikatör buna eşlik etmiyor. Yani bir uyumsuzluğumuz var. Bir düzeltme yapabilir ama Bim'in kağıdını dediğim gibi patronu yapıyor. Adam isterse alır bunu yukarılara tepe tepe götürür. İsterse de düzelttirir. Hacmi çok yüksek olan bir kağıt. Bim. Endeks içindeki şeyi de çok fazla. Hani dolayısıyla dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bimle ilgili olarak. TÜPRAŞ Küpraşla ilgili çok net bir şey söyleyecek bir durumum yok benim şu anda. Yani Tüpraş 80 Kaç burası ya? 84-85 civarlarının altında kapatmadığı sürece sıkıntı yok ama bu kadar buralarda durması da ürkütmüyor değil. Onu söyleyeyim. Yani şu hareketi hep söylüyorum. Buradan en azından şuraya 96-50'lere doğru bir hareket yapması lazımdı şu hareketi yapamamış olması benim için çok negatif. Tüp ile ilgili olarak. Yani tüp ben buradan almaktansa daha aşağılardan mesela gelirse 77'lerden alırım. Veya daha yukarılardan alırım. Bu ızdıraba katlanmam. Yani şuraların üzerine giderse 96'ların üzerine giderse bir kapanış yaparsa alırım. Veya aşağıya gelirse şu bölgelerden alırım yani 76-77'lerden. Bu zirava katlanmam. Şu anda çok ne yapıcı? Aşağıda gelebilir. Yukarıda hareket edebilir. Yani şurada gördüğünüz gibi böyle yataya bağlamış. Devam ediyor ama şu hareketi yapmaması negatif. Bizim için olmaya devam ediyor. Ostim'e bakalım. Var mı ile ilgili söyleyecek bir şey? Herhangi bir şey ile ilgili yok. Aynı 16 Temmuz'da yaptığım analiz geçerli. Anadolu-Efes. Anadolu-Efes mesela potansiyel mesela hisseler bilmiyorum. Bizim potansiyel dedi. Biz buradan aldık. 17'den aldık. Ta ki şu bölgeye kadar. 17'den 21 50'ye kadar aldık. Buradan dedik ki aşağıya gelir. Düzeltebilir. Şu anda da düzeltiyor. Potansiyel bundan daha iyi potansiyel mi olur? hem sağlam hisse. Günlükte bir bakalım. Bu ne ya? Anadolu Efes. 4 saatlikte bir bakalım. Yani şöyle bir hareket etmiş ama şunu bir silelim. Ben Anadolu Efes'te kendi adıma alıştayım. Şu altında kapatmış olması 21-28'in altında kapatmış olması birazcık daha aşağıya gelme ihtimallerini öngörüyor. Yani 20'lere kadar bir hareket gelebilir. 20'lere geldiği takdirde ben kendi adıma buna ekleme yaparım. Kendi pozisyonuma ekleme yapıp yukarı gitmeye devam ederim. Anadolu Efes'in hedefi öncelikli olarak 24-50 onun üstünde de yeni en yüksek yani 27'lerin üzeri olacağı düşüncesindeyim. Analizindeyim. Hafta kapanışı %50 ortalamanın ve mavi ortalamamızın %50 düzeltme ve mavi ortalamamızın altında yaptı. Ama dolayısıyla bunun 20'lere kadar bir gevşeme ihtimali belirdi haftalıklarda. 20'lere geldiği takdirde haftalıklarda 20 seviyesinden yukarı giderim. Düşüncesindeyim ben. Evet 20 güzel yer. Benim için 20 güzel yer. Türk Telekom. Türk Telekom'da da bizim uyumsuzluğumuz vardı. Türk Telekom bir satış yedi. Şu bölgelerden 8.42'lerden işte 7.70'lere kadar bir satış yedi. E şimdi buradan tekrardan yukarı yapmaya çalışıyor. Türk Telekom. Haftalık grafiklerde bir bakalım. Yani şu anda güçlü görünüyor. Bir bakayım. Güçlü görünüyor. Türk Telekom şu bölgelerin yani 8.70'lerin üzerine çıkma şeyi var. Artık hani bu düzeltmemi ben yaptım. Ben buradan artık yukarı gitmek istiyorum der gibi bir edası var. Türk Telekom'un 4 saatlikte bir bakalım. Evet, kırmızı mavi yukarı kesmiş. Onay mekanizmamız yukarı çıkmış. Zaten şurada al vermiş. 807'de al vermiş zaten bize. Dolayısıyla daha yukarıları hedefleyecek görünüyor. Uyumsuzluk devam etmesine rağmen büyük olasılıkla ben uyumsuzluğu fiyatladım diyor bize. Bakın şu bölge 8.70 civarları direnç. Bunun da büyük olasılıkla buradan bir 8.70'ler hatta daha üstlerine gidip şu hareketi yapmak isteyebilir artık. Türk Telekom bu hareketi yapmak isteyebilir. Tekrardan bir bakayım da haftalıkta. Evet. Hemen bankalara geçelim. X banka bir bakalım. X Bank'la ilgili olarak geçtiğimiz hafta dedim ki bu hafta kapanışını bizim kırmızı ortalamamızın altında yapmak isteyebilir düşüncesindeydik. Tam arada derede yaptı. Ben görmek istiyorum bunu. Açılışını. Yani nerede açılış yapacağını görmek istiyorum. Bankacılık endeksinin. Haftalıkta çok net değil. Eğer kırmızının altında bir açılış yaparsa ki bu da 126 binler mi? Yok. Yani işte 126-127 bin aralığının altında bir açılış yaparsa bu daha aşağılara gelebilir. Bunun ben pazartesi günü açılışını görmek istiyorum. Günlük grafiklerde hareket aşağıya ivmelenecekmiş gibi gözüküyor. Yani yukarıdan çok aşağıya hareket. Öncelikli olarak 117.470 onun altında 106 lira doğru hareket etme ihtimali hala mevcut. Bunun rahatlaması için 130 bin üzerinde, 129.300 üzerinde gün kapatması lazım. Bu kapanış yapmadığı takdirde aşağıya gelmek isteyecektir bankacılık endeksi X Bank. Buranın 129.300 üzerinde yaptığı takdirde de hedefi çok açık. Belli 145.000 olacaktır. Şu anda pazartesi açılışını görmek isterim ben bunu. Günlüklerde negatif. Haftalıklarda negatif mi pozitif mi çok arada derede kapatmış. Görmek lazım. Evet bankalarda Garan'a geçelim. Yani Garan'da ilgili olarak söyledim analizimi. Şu bölge 8 13'ten geçiyor. 8 13 üzerinde hafta kapatması lazım ki garam için ümitlenelim. Bu çok ucuz. Bankalar çok ucuz. Aşağıya gelmez diye düşünenlere inanmayın. Fiyat olarak bakın. Sakın inanmayın. Ya bunun şuralara gelmeyeceğini kimse garantisini veremez 6.70 lira. Yok böyle bir böyle bir analiz yok yani dünyada henüz. Bu buraya gelmeyecek. Buradan vuracak gidecek. %500 kar bırakacak gibi bir durum söz konusu değil. Bak analiz yapıyorsun burada. Kırmızı şuranın üzerinde kapatırsa kaç burası? 8-13'ün üzerinde hafta kapatırsa yukarı gider. Yapmadığı sürece aşağıya gelebilir. Öncelikle hedefi de 7.47. Yani başka bir şey söylemeye gerek yok. Biz sonuç olarak geleceği göremiyor kimse. Geleceği göremediğimiz için fiyatlardan biz analiz yapıyoruz. He. Garan çok ucuz deyip 8.70'lerden alanlar hala bekliyor. Yani ucuzluğun şeyi nedir? Ölçüsü nedir? Yok defter değeri, piyasa değeri. E buradayken 8.70'deyken de ucuz değil miydi? Ucuzdu. E burada da ucuz. E buraya geldiği zaman burada da ucuz denecek. Ya bunlara bakmayacaksın, fiyata bakacaksın. Ucuzluk neye göre ucuz? Yani bunun ucuz olması buraya gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Dolayısıyla biz fiyatlar üzerinden analiz yapacağız. Yoksa ucuz diye alanlar dediğim gibi 870'ten de aldı. Bekliyorlar şimdi. Ve mırıldanıyorlar. Niye gitmiyor? Herkes gidiyor, geliyor. Bu niye gitmiyor? Diye mırıldanıyorlar. Ucuzluk bir şey değil yani. Bir gösterge değil. Yukarı gideceğinin bir şeyi değil. Hatta Ekonomik görüntü de değil. Yani ekonomik görüntüyle çelişkili olabilir borsanın yapacağı hareketler, doların yapacağı hareketler. Ekonomi kötü diye borsa aşağıya gelmek zorunda değil. Ekonomi iyi diye de yukarı gitmek zorunda değil. Öyle düşünün ha, ekonomi iyi ise evet fiyatlanabilir. Yani her şeyden bir şey bulabilir piyasalar. Öyle diyeyim, bir bahane, her şey bir bahane bulabilir fiyat gelmek istiyorsa onun bu mutlaka bulur. Allah Allah sen dersin ki ya bundan bu haberden dolayı niye fiyatlan dersin ama o bahanesidir o işin. Esasında fiyat oraya geleceği için hareket ediyor. Of haberden dolayı değil. Zaten gidecek o. E şimdi bilançolar açıklanıyor. Millet bilançolara takmış vaziyette gene. İşte bunun bilançosu böyle gelecek. Bu yukarı yapacak al. Bu işte bilançosu şey yapacak bu düşebilir. Arkadaşlar bunlara da inanmayın. Emin olun inanmayın. Kesinlikle inanmayın. Bilanço muhabbeti, on muhabbet, bu muhabbet. Size bunları da anlatacağım. Bir şirketin bakacağınız bir iki tane noktası vardır. Ondan sonrasını teknik analize bakacaksın. Bu kadar basit. Bilançodan sana para yedirirler mi ya? Bilanço fiyatlanmış, olmuş, bitmiş. Zaten tepe tepe yukarı gitmiş. Burada sen haberi alıyorsun. Diyorsun ki bu daha yukarı gidecek. Buradan zaten gitmiş. Sana diyorlar ki burada sen haber alıyorsun. Esasında burada fiyatlanmış bilanço. İyi gelecek. Şirket fiyatlanmış burada. Sana burada haber geliyor. Fısıltı geliyor. Diyor ki bilanço iyi gelecek. Bu diyor buraya gidecek. Ne yapıyor? Buradan bir gidiyor. Aha gidiyor diyorsun. Ondan sonra alıyorlar vuruyorlar aşağıya. Bilanço bundan ibaret. Başka hiçbir şey yok bilançonun. Fiyata bakacaksın. Fiyat bir yerleri kırıyorsa, bir yerlerin üstüne gidiyorsa iyi de analiz yapıyorsan, bilanço öyle gelmiş böyle gelmiş önemli değil. Fiyat zaten sonra belirtiyor bilançonun nasıl geleceğini. O yüzden diyorum teknik analiz öğrenin. Teknik analizi öğrenirseniz bunlara düşmezsiniz. Adamlar analiz yapıyorlar. Yani şimdi göstermeyeyim. Adamın bunların teknik analizin t'sinden haberleri yok. Bilmiyorlar ya. İnanın bilmiyorlar. Hiçbir şey bilmiyorlar. Adamlar aylardır dolardalar. Dolar patlayacak, gram altın patlayacak, o patlayacak, bu patlayacak deyip şimdi altında aşağıya bekliyoruz demeye başladılar. Böyle kafaları da karışık anladınız mı? Bilmiyorlar çünkü fiyata bakmıyorlar ki. Ha, gelen habere göre bir oraya gidiyorlar, bir buraya gidiyor kafa. Bir oraya gidiyor, bir fabrikat bu... fiyata baksalar olayı çözecekler. Fiyata da bakamıyorlar çünkü analizi yapmayı bilmiyorlar. Ama 100 bin takipçileri var. Yürüyorlar gidiyorlar işte. Ve bunlara da inanıyorlar. Bakalım kaç kişi patlayacak. Ben çok merak ediyorum. Şuradaki hisse analizleriyle ilgili yapanlarla ilgili kaç kişiyi patlatacaklar çok merak ediyorum. Akbank. Akbank da garantiyle aynı. Hiç farklı bir şey söylemeye gerek yok. Vakit kaybetmeye de gerek yok. Aynı durum. Garanti neyse Akbank'ta aynı analizi şey yapabilirsiniz. Halkbank. Halkbank nasıl kapatmış? Haftalıkta mavi ortalamamızın altında bir kapanış yapmış. Ama kırmızının da üstünde bir kapanış yapmış. Halkbank. Şimdi buradan buna nasıl bir analiz yapabiliriz? Şimdi bunun açılışı nasıl olur? Çok merak ediyorum. Yani böyle 607'lerin üzerinde mesela bir açılış yapar mı? Eğer 6.07'lerin üzerinde bir açılış yapabilirse pazartesi günü yukarı daha önceden verdiğimiz öncelikli 7 hedefine doğru gider. Bu. Alt bankası. Eğer şuranın altında bir açılış yaparsa 5.95'in altında bir açılış yaparsa o zaman da aşağıya düşünmek lazım. Bir günlüklere bakalım. Yani şu andaki görüntü yukarı kırmış. Işte son cuma günü bir test etmiş. Şu andaki görüntü Halk Bankası'nın yukarı hareket edeceği yönünde görünüyor. 7'ye doğru hareketi yapacakmış gibi görüntüde. Günlüklerde en azından öyle. Haftalıklarda da dediğim gibi belirsizlik var. Şuradaki açılışı ben görmek istiyorum Halk Bankası'nda. Ama günlüklerde bunu gösteriyorsa haftalık da buna uyup eğer şu bölgelerin yani altı aşağılarda şu kapattığı yerlerin 6.02'lerin altında bir açılış yapmazsa pazartesi günü yukarı hareketine öncelikli olarak 6.40 ve 7'lere doğru 6.40, 6.88 lere doğru hareketine devam eder düşüncesindeyim ben. Şuradan bakıyorum da şu bölgeyi şey yapmış. Ya açılışı görelim bunda da dediğim gibi. Ama pozitif yukarı gidecek gibi gözüküyor. İşçiye bakalım. Önce bir haftalıklarda bakalım. Yani işçiye de aynı şekilde Halk Bankası gibi gözüküyor ama bu daha pozitif. Yani işçiye bakın kırmızı ortalamamızın ve %23 düzeltmemizin üstünde hafta kapatmış. Yani işçiye'nin artık aşağılara gelmek istemiyorsa buradan hareketle öncelikli olarak 5.70 onun üzerinde de 6.07'lere doğru harekete geçmesi lazım. Günlüklere bir bakayım. Günlüklerde de yataya bağlamış durumda. Ya yani şuralar gelir mi? Şuralar test eder mi? Bulutumuzun üstü 5.05. Yani buradan şu hareketi yapması da Mümkün. Yani 5.05'lere doğru bir hareket yapıp buradan da hareketi yapabilir. Buraların altına kırılış geldiği takdirde zaten olay biter. Yani buralar çok önemli yerler. Haftalığa bir daha bakayım. Yani buralar çok kararsız şu anda görmek lazım. Haftalıkta pozitif gözüküyor ama günlükte de negatif gözüküyor. O yüzden siz de fark etmişsinizdir ki net bir analiz söyleyemiyorum şu anda. Zaten bir de piyasa yataya bağlamış. Daha kısa vadeye bir bakayım. Yani görmek lazım. Şu anda net değil. Ha, onu da belirteyim. Her analiz her zaman her kağıt analiz yapılmaz. Yani net analiz yapılmaz. Yani bugün çok net yapabilirim. Yarın net olmayabilir analizler. Beklemek lazım o zamanlarda da. Yani analizi görmek mesela birazcık daha konsolide olup ondan sonra daha rahat görebilirsin bazı hisseleri. Mesela şu anda Halk Bankası'nda ve İşçiye'de yaşadığımız da bu. Vakıflar Bankası'na bakalım. Mesela Vakıflar Bankası'nda da aynı şekilde fırsat mı fırsat verdi mi verdi al. Şu bölgelerden biz dedik ki gelir 4.84'ten 4.99 hatta daha yukarılara gitti 5.09'lara kadar. Gitti. Fırsattı. Fırsat işte. Kim değerlendirdi bilmiyorum. Kimse de yazmıyor zaten bir şey. Yazdığı yok. Burada haftalık grafiklerde Yani burada bu, bu da çok net değil. Bankalarda beklemek gerekecek sanırım ya. Ya bu hafta gördüğünüz gibi şu bölge 5.28'ler test edildi. 5.28'ler test edilip aşağıya geldi şu bölgenin üzerinde 5.10'un üzerinde bir hafta kapatması lazım. Yani şu kapanışları yaparsa 5.10'un üzerinde bir hafta kapanışı yapabilseydi yani hareket bu şekilde devam edecekti 5.60'lara doğru. Bu da bunun için söyleyeceğimiz 4.84'ün altında bir gün kapanışı olmadığı takdirde 5.25 kırmaya gider. 5.25'in üstünde de 5.60 hedefi minimum olarak devam ediyor Vakıflar Bankası. Albaraka'ya bakayım mı? Fırsat. Albaraka Türk verdi bak. Mis gibi 1.58 al dedi. 1.58'den 1.88'e kadar gitti. Bundan daha büyük fırsat olur mu? Yaptık mı bu analizi? Yaptık. Yani biz buradaki yaptığımız analizlerin hepsi gerçekleşiyor. Bilmiyorum fark ediyor musunuz da? Hani yararlanabiliyor musunuz? Bir fikir alabiliyor musunuz buradan? Yani bütün analizlerin hepsi gerçekleşiyor. Gerçekleşmeyen bir analiz yok yani. Bak geldi %38 düzeltmemize gelir. Aynı zamanda bizim kırmızı ortalamamıza gelip test eder dedik. Geldi test etti işte bak 1.58. Burası kırılmadığı sürece yukarı dedik. Yukarı yaptı işte. Bir sıkıntısı yok. Buradan yukarı hareketine devam edecek gibi gözüküyor. Bu da buralarda bir formasyon yapacak. TSKB'ye bakalım mı? Bakalım. Buradan da bir haftalık grafiğe bir bakalım. Mesela al TSKB fırsat. Bak kırmızı ortalamamıza geldi. Test etti. Kaç burası? 1.18 Şimdi 1.30'lara kadar gitti. Fırsat. Yani bundan bunların hepsini anlattık. Bilmiyorum. Bunların hepsini böyle yaza yaza, çize çize burada anlattık. Yapabileceği hareketleri, nereden nereye gideceği, nereden tepki yiyeceğini i̇şte yok şuranın altına ben küçük stop koyarım. Ben kendi yaptığım analizleri buraya yapıyorum. Yani ben kendimi analiz yapıyormuşum gibi. E tabi 100 tane hisseyi analiz ediyorum. 100 tane dizinde işlem yapmıyorum. Bunlar içinden de kendime seçiyorum. Ama bu, bu şekilde düzeltmeler yapıp, yapanların çoğunu ben kaçırmıyorum. Alıyorum tepkiyi yediği zaman kapatıyorum. Alıyorum cebime karımı. Bunları yapıyorum. Çünkü buralar belirttiğim yerler hep sağlam yerler. Siz yapacaksınız diye bir şey değil. Size fikir olsun diye söylüyorum bunları. Günlük kapanış pozitif olmuş. Türk Silahlı Kuvvet TSKB'nin buradan şu bölgeler 1.40'lara doğru bir hareket gelecek. 1.40'ların üzerinde kırılım gerçekleşirse, bir haftalık kapanış gerçekleştirirse daha yukarılara gidecektir. Yapı Kredi Bankası. Yapı Kredi Bankası için de çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. 2.47'nin üzerinde haftalık kapanış yapması gerekiyor. Yaklaşık 6 haftadır deniyor yapamıyor. Bunu yaptığı takdirde daha yukarılardan bahsedebiliriz. Dolayısıyla buradan birazcık daha gevşetmesini bekleyip beklemek sabretmek daha önemli düşüncesindeyim ben bunu. Bu buraya gitmek istiyorsa 2.47'nin üzerinde kapatması gerekiyor. Kapatmadığı sürece gelebilir aşağıya. 2.09 2.10'lara kadar gelebilir ve alım fırsatı verir. Eğer yukarı gidecekti buranın üzerinde kapatırsa buradan alıma girer. Girilir. Şeker bank. Şeker bank. Şeker bankta haftalık grafikler pozitif. Şeker bank fırsatı verdi mi? Verdi. Bak şu bölge bizim için önemli bir yerdi. 1.54 geldi. 1.72'lere kadar geldi. Fırsat. Potansiyel diyoruz. Potansiyel işte bunlar bunlardan daha iyi potansiyel mi olur? Riski az potansiyel. Biz bir 3 üç üç, üç katı yapacak, 5 katı yapacak, %300 kazandıracak, yüzde %500 kazandıracak hisse vermiyoruz. Ama potansiyel %5, yüzde %10 yüzde nefis daha ne olsun? Ve her gün çıkan bir potansiyel. Bunlar devamlı önümüze fırsat çıkıyor. Haftada şu pozisyonlardan 2 tane alsat yapsan daha ne istersin ki? pozitif gözüküyor. Bankalarla ilgili şunu söyleyeyim. Banka analizleri, şu anda yaptığım analizleri daha önce yaptığım analizlerle karşılaştıran arkadaşlarım şimdi göreceklerdir ki bankalarla ilgili çok net bir analiz şu anda yapamıyorum. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Dolayısıyla bu şu demek oluyor. Birazcık konsolidasyonu beklememiz gerekiyor. Bir konsolide olsun. Daha önemli, daha güzel bir analiz gelecektir. Şu anda Fiyatlar analiz yapılabilecek durumda olmadığını ve bir konsolide olacağını bu bölgelerde gösteriyor bu. Evet. Maviye geçelim. Mavi ile ilgili söylenecek bir şey var mı? Hemen bir bakalım. Mavi Bakın şu kırmızı ve mavi ortalamamız aynı zamanda %50 düzeltmemizin üzerinde kapattı. Yani şu bölgemizin bulutumuzun alt kısmı görüyor musunuz bakın? 46.82'nin altında yaptı ama bak görüyorum mesela bunda potansiyel var mesela. Büyük olasılıkla açılışı 46.82 üzerinde yapıp artık 55.80 ve 62'lere doğru hareket edecek bu mavi. Benim gördüğüm bu. Yani benim gördüğüm şu bölgeden artık yukarı hareket edecek bu. Haftalık böyle günlüğe bir bakayım. Yani şu kırmızı mavi kaç burası 47 10 civarlarının üzerinde bir gün kapanışı yaptığı takdirde Pazartesi günü daha garantileyecektir düşüncesindeyim yukarıya gitmek için. Ama şu görünen yukarı gitmek istediği yukarı gideceği bunu. Ee, buradan emlak konuta geçelim. Emlak konutta bizim uyumsuzluğumuz vardı bildiğiniz gibi. Bu uyumsuzluğumuz hala devam ediyor. Ama satışını da yedi. Bunun hedefi öncelikli hedefi 20.60 olmaya devam ediyor. Mesela emlak konut. Dedik mi satış yiyecek diye? Dedik değil mi? Buralardan satış yiyecek dedik. Ve A260'a gitmek için alım yeri dedik. 2.03 mavi ortalamamıza ve şu bizim Bollinger Bantımızın orta kısmı olan 2.03'lere kadar geldi. Ben 203'ten aldım. 2.10'dan aldım. Potansiyel hisseydi. Yukarı gideceğini beklentimiz vardı. 2.03 gelebilirdi. 2.10 aldım. Baktım aşağıya geliyor. 2.03'ten de aldım. 2.03'ün in altına inseydi stop olurdum. Bu kadar basit. Kaçlara gitti buradan tekrardan? 2.36, 2.40'lara gitti. 2'lerden, 2.03'lerden 2.40'lara gitti. İsteyen burada alır çağırın cebine koyardı. İsteyen 2.60 minimum hedefini beklerdi. Ha, buradan bu yukarı gidecek diye buralardan alım yapılmaz. Söylemiştik, bekleyeceğim, düzeltecek. Düzeltmeyen bir kağıdı almayacaksın. Patır patır giden bir yeri almayacaksın. Veya önemli bir yeri kırarsa bakacaksın o zaman. Evet, 2.60 hedefi şimdilik devam ediyor. Uyumsuzluk var. Hala aşağıya gelebilir. Hala şurada bir formasyon yapıp bir düzeltme yapabilir. Çünkü uyumsuzluk hala devam ediyor. Ama minimum bunun artık Emlak Konut'ta Bakın emlak konutun şu şeyin formasyonu biz buradan beri takip ediyoruz. Biliyorsunuz 1.80 burası 1.06.75 2.55 yapıyor. Yani bunun hedefinin şu formasyon hedefi 255 2.60'da bitiyor. Hedefini yapmış oluyor. Formasyonun hedefini yapmış oluyor. Dolayısıyla 2.55 2.60'lara kadar gidip buralardan ben formasyonumu tamamladım. Birazcık gevşeyim diyebilir. Emlak konut. Doko. Doko. Güçsüz duruyor. Güçsüz durmaya devam et. Aynı his analizinde yaptığım gibi devam ediyor. Doko'nun yukarı gitmesi için 370 üzerinde altta kapatması lazım. 370 üzerinde kapatamazsa aşağıya hala 260'lara gelebilir. 260'lara geldiği takdirde de alım fırsatı verecektir başka doko ile ilgili bir şey söylemeye gerek yok. Ya şu kısa vade 360 mesela. 360'ın üzerinde bir gün kapatabilse şuraların üzerinde hani şu hareketi yapıp rahatlayabilir. Kısa vadede de 360 önemli bir yer. Ya yani 360'ın üzerinde bir günlük kapattırabilirlerse buna deriz ki buradaki hareket şurayla sınırlı kaldı. Bitti artık yukarı başlayacak diyebiliriz. Ya bu dokoyu yakalayacağız. Merak etmeyin. Yukarı giderken dokuyu yakalayacağız. Şişe şişe camlar birleşiyor ediyor filan falan. Ne olur bu olur. İşte çok giderme gider dediler. Gitmiyor. Niye gitmiyor? Birleşecekti bütün şişe camlar. Odur budur. Haber vardı. Millete aldırdılar. Aldılar. Herkes aldılar. 6.40'lardan 6.50'lerden. Haber vardı. Niye gitmiyor şimdi bu? Hı? Şimdi bunu aşağıya bir çakarlar mı? Formasyon yapacak. Formasyonu görmek istiyorum. Yani iki tane iki çeşit formasyonu var bunun. hemen göstereyim. Bir şu formasyonumuz var. Ya yeşile yakın bir formasyon yapacak ya da beyaza yakın bir formasyon yapacak ama önce ikinci ayaklarını yapması lazım. Birinci tepeyi yaptı. Birinci alt ayağını yaptı. Şimdi üst tepeyi üst ayağı yapmasını bekliyorum. Dolayısıyla buradan ya yeşile doğru ya beyaza doğru bir hareket yapma ihtimali olabilir. Ondan sonra daha net karar vereceğiz arkadaşlar. Şu bölge çok önemli destek. 5.81 Mesela 5.81 önemli bir destekti burası. Burası geldiği zaman buradan yukarı kovalanabilirdi. Ereğli. Ereğli, Ereğli. Ereğli benim minimum 10 hedefi olan gördüğüm bir hisse. Burada yazdım. Öncelikle hedef 10 ve daha sonra yeni en yüksek yapma isteği olacak düşüncesindeyim. En kötü ihtimalle şirket geri alımı olduğu için ve elimde put opsiyonu olduğundan riskin az olduğu düşüncesindeyim. Anlık fiyat 9.80 diye söylemiştim. Hala da aynı düşüncesin. Aynı düşüncedeyim. Ereğli 8.70'lere geldi. Ben Ereğli'nin 10 ve onu kırarak yeni en yüksek yapma ihtimalini kuvvetli görüyorum. Yani 12.50'lerin üzerine gideceğini düşünüyorum. Ben kendi adıma her aşağıya geldiğinde kademe kademe almaya devam edeceğim. Gördüğünüz gibi kırmızı ortalamamız, mavi ortalamamız yukarıya kesmiş durumda. Burada sadece haftalıkta onay mekanizmamızın buluttan çıkmasını bekliyorum. Yani şu şuradan bir kafasını en bulutun üstüne hem fiyatların üstüne bir kafasını çıkardığı takdirde bu yürüyecektir hızlı hızlı büyük mumlarla gidecektir düşüncesindeyim. REL'in ben potansiyelini yüksek gördüğüm bir hisse. Peki aşağıya gelir mi? Gelebilir mi? Şu bölgelere kadar hala bir test yapılabilir. 8.40. 8.40'lar test edilebilir hala. Yani aynı zamanda bulutumuzun da üst kısmı, bulutumuzda kalın bir bulut. Yani bunun ya buradan 8.70'ten kafasını yukarı kaldırıp ona gideceğini ve onu kıracağını düşünüyorum. Tabi böyle illaki böyle gidecek diye bir durum söz konusu değil. Şu şekilde belki de hani şu şekilde yukarı gidecek ona gideceğini düşünüyorum. Ya da bunun bir ihtimal şu bölgeleri bir test edip 8.40'ları buradan yukarı gideceğini düşünüyorum. Ereli ile ilgili başka bir şey söyleme ihtiyaç yok. Fener potansiyelse potansiyel işte. Fenerbahçe'ye bir bakalım. Yani şu bölgede kırmızı ortalamamızın üzerinde mi açacak? Yataya bağlamış durumda. Pazartesi açılışını görmek isterim ama bunun 14 50'lere gideceğini öngörüyorum. 14 50 hedefi var. Şu bölgenin 12.40-50'nin üzerinde bir gün kapatabilirse bakın kaç gün denedi. 1, 2, 3, 4 gün denedi üstünde kapatmayı. Deni yapamadı. Eğer bu kapanışı yapabilirse daha rahat gider. Yapamadığı takdirde şu bölgeye bulutumuzun alt kısmına doğru 10.76-10.80'lere doğru bir hareket edip buradan güç alıp yukarıya gidebilir düşüncesindeyim. Şurası potansiyel <laughs> 10.80 potansiyeldir. Şunun altına 10 onun altının altına stopla ben buradan alırım bunu yukarı giderim. İpek'e İpek'e doğru düzgün hareket etti. Sert hareket etti. Bununla ilgili bir şey var mıydı? Bir uyumsuzluk yok. Hareket güzel hareket etti bu hafta. Tepe tepe. Mesela İpeke. İpeke'yi soruyorlar. Mesela buradan alınmaz arkadaşım. İpeke alınmaz yani. Alınmaz. En tepede zaten. Belki buradan ikili tepe yapacak. İkili tepe yapacak. Belki buradan alacak aşağıya vuracak. Nereden biliyorsun ki? Alınmaz. En tepeden mal alınmaz. Günlüğe bir bakalım. Yani burada kırmızı ortalama, mavi ortalamayı yukarıya kesiyor filan falan. Bu yukarı hareket edecek gibi gözüküyor. Ama herhangi bir hareket edilmez. Elinde hissesi olan da tutması lazım. Daha yukarılar için tutması lazım. Türksel'e bir bakalım. Türksel ile ilgili daha önce söylediğim yaptığım analiz hala geçerli. Bir uyumsuzluk yok. Burada da yataya bağlamış durumda. Bir bakalım. Yani şu bölgelerin üzerinde kaldığı sürece, 15 50'nin üzerinde kaldığı sürece şu bölgede bir formasyon yapacak işte. Şuralarda bir formasyon yapacak. Ya yeni bir en yüksek yapıp yeni bir formasyon yapacak ya da en bir en yüksek yapmadan bir formasyon yapacak. Bunu görmemiz gerektiğini düşünüyorum Turkcell ile ilgili olarak. Yani hep bahsettiğim gibi ya şuradan şu şekilde bir formasyon yapacak. Buradan bir tepeye gidip burayı geçmeme kaydıyla bir formasyon yapacak. Ya da buradan yeni bir en yüksek yapıp böyle bir formasyon yapacak. İkisinden biri bunu sileyim anlasın. Beklemek lazım mesela sabretmek lazım. Bunu da mesela. İş finans. İş finansla ilgili olarak ben pozitif düşünmeye devam ediyorum. İş finans öncelikli hedefi 467 65 465'lerin kırılmasıyla da öncelikle 6'ya doğru yol alacağı düşüncesindeyim. İş finansın, kiralamanın haftalık kapanışı şu kırmızı çizginin üzerinde mi altında mı yaptığını görmek istiyorum. Ama bence bu üstünde bir kapanış yaptı düşünüyorum ve artık buradan ufak ufak hareketine devam etme ihtimalini öngörüyorum. Günlüklerde de bakın 1, 2, 3, 4 gün denemiş şu anda üstünde kapanış yapmış gibi gözüküyor. Pazartesi açılış önemli. Eğer 4.08'in üstünde gün açılışı yapar ise pazartesi günü 4.70'lere doğru ufak ufak yollanacak ve 4.70'leri kırmak isteyecek düşüncesindeyim. Bence geçen hafta kapanışı negatifti. Bu hafta kapanışı pozitif oldu. Yukarılar için fırsat kollamaya devam ediyoruz. Mesela bunu bayağıdır yapıyorum. Şurada denediği zaman mesela dedik ki yukarı gidecek. Şuralara gelebilir. Buralardan alım yapılır mesela dedik. Şurada dedik ki üstünde kapattığı şu kapanışı yaptıktan sonra buradan alım yap yapılabilir dedik. 386 411 Benim ben buradan aldım kendi adıma mesela. Buranın altına gelirse bakacağım durumuma. Daha yukarıdan da alırımım var. Alışım var. Bekleyeceğim. Potansiyel fırsat. Fırsat işte. Daha bundan güzel fırsat olur mu? Şu düzeltme fırsat verdi. Her devamlı analizini yapıyorum ben bunun. Birkaç tane zaten şey yapan var. Hisseyle ilgilenen var zaten. Onlar zaten yapıyorlar. Güzel de gidecek düşüncesindeyim. Odaş'a bakalım. Odaş'ta da aynı şekilde. Bakın. Ne görüyoruz şu anda mesela? Borsa ile alakalı. Yaptığım daha önceki analizlerimle yani mesela geçtiğimiz haftalarda yaptığım analizlerle bu hafta yaptığım analizler arasında ne fark görüyorsunuz? Bazı hisselerde o netliği göremiyorsunuz mesela. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Ben size şunu söyleyeyim. Birazcık dikkatli olmanız gerek. Birazcık sabır et, etmeniz gerektiğini söylüyor fiyatlar. Yani fiyatların oturması gerektiği, birazcık pozisyon için, almak için beklemek gerektiğini söylüyor bazı hisselerin geneli esasında. Bu da aynı şekilde bakın, hep çizgilerim aynı. Diyorum ki bir bakacağız. Buralarda bir formasyonunu yapsın. Ya şunu yapacak. Ya bunu yapacak. O da şey elektrik mesela. Bak birinci şeyi yapmış. Siz söyleyin. Birinci üst ayak. İkinci üst ayak. Birinci alt ayak. ikinci üst ayak mı? Mesela bu acaba. Eğer ikinci üst ayaksa bu mesela. Bunun geleceği yer şu bölgeyi bir ziyaret edecek demektir. Bu. 247'lere ve buralardan alım fırsatı verecektir. Yukarı gitmek için sabretmek lazım. Eğer burada yapmadıysa buranın üzerine çıkıp yeni bir en yüksek yaparsa buralardan dönüşü gördükten sonra çizgilerimizi çekip yeni bir formasyona bakmak gerekecek. Mesela şu pembe formasyon gibi. Beklemek gerekiyor. Afyon Afyon Çimento. Bir bakalım. Afyon'da 314 önemli bir yer. Bu 314'e gelmedi. Gelseydi alım yapardım. Afyon'da biz ne dedik? Hedefi burası dedik. 590 dedik bunun dedik. Buraya gitmek istiyor dedik ve yoluna da devam ediyor Afyon Çimento. Eğer olur da aşağıya bir düzeltme yaparsa alıma girilebilir düşüncesindeyim. Mesela nasıl bir düzeltme yapabilir? Buradan bir Fibonacci çekeriz. Ama bu da şu anda düzeltecek diye bir durum söz konusu değil yanlış olmasın. Mesela buralardan acaba şu bölgelere gelebilir mi? 320 civarlarına. Eğer gelirse buradan daha yukarılara demin bahsetmiş olduğum şu aylıktaki 5.90'a gitmek için kovalarsın. Hissem varsa hissesi olan duruyor zaten. Burada aşağıya gelirse ekmek verebilir. Fırsat verebilir. Gelmezse senin değildir bu. Bırakacaksın gidecek. Goodie. Goodie'ye bir haftalıkta bir bakalım. Goodyear. Bak fırsat. Dedik mi daha önceki GUDIAN elimizde şu bölge önemli. 5.30. 5.30 gelirse 5.30'dan kırılmadığı sürece yukarı. 5.30 al. 5.93'lere gitmiş mesela. Daha ne olsun? Potansiyel mi? Potansiyel. Bu videoda izlediğiniz hisselerin hepsi bir potansiyel. Fırsat veriyor çünkü sana. Ha siz potansiyel arayan, şunu arayan varsa tekrar tekrar söyleyeyim de. Hani Buradan %300 gider, %500 gider diye bir analizim benim hiçbir zaman olmayacak. Onu net söyleyeyim. Hani onun için öbür kanallara gidip öbür kanaldaki arkadaşlarımı dinleyin. Ben de %300 buradan buraya alır, yardırır, gider, tepelere gider. Hiçbir zaman öyle bir analiz yapmayacağım. Tekrar söylüyorum. Sığ analiz, kağıtları analiz etmeyeceğim. Hiçbir şekilde analiz etmeyeceğim. Ben kimsenin vebalini almam burada e, bu şekilde. Ya yani benim analizlerim bu şekilde olacak arkadaşlar. Evet güzel bir fırsat vermiş. Haftalıkta buranın şu bölgeyi artık kırması lazım. 603'leri kıracağını düşünüyorum ben. İndikatörler de artık yukarı ben gideceğim. Yukarı hareket yapacağımı fiyatlamaya başladı. Şuralarda bir kafasını bir kaldırabilirse yukarı güzel hareket gidecek diye düşünüyorum ben. Ha burada başka bir formasyon mesela şurada bir formasyon yaparsa eğer Şöyle bir şey atıyorum. Olur da bir düzeltme yaparsa hissesi olanlara ekleme fırsatı verir. Hissesi olmayanlara da alım fırsatı verir mesela. Ama net değil bu. Bu net değil. Yani illa bunu yapacak diye bir durum söz konusu hatta bunu sileyim ben. Hani burada belki yeni bir en yüksek yapıp belki şöyle de bir şey yapabilir. Daha belli değil. Ne yapacağı hiçbir şekilde belli değil. Öngörülemez. <laughs> evet yukarı gideceği malum ama. Görünen yukarı gidecek. Ata G'ye. GY G'ye. Atada yani bizim şu bölgeler Atada da ben 5.30 kırılmadığı sürece yukarı beklentim devam ediyor. Yani şu bölgenin üzerinde bir kapanış yapması lazımdı. 3.68'in. Yapabilirse pozitif olacaktı. Yapamadı. Kırmızı ortalamamız bu bölgeden geçiyor 3.56'lardan. Acaba açılışı üstünde mi yapacak, altında mı yapılacak? Bir görmek lazım ama 3.30 hatta şurasını söyleyeyim. 3.20 diyeyim. Altında bir kapanış görmediğin takdirde atada da ben yukarı hareketin öncelikli olarak 4.19, onun üstünde 4.50 ve yeni en yüksek için gideceğini düşünüyorum ben atanın. Bu düşüncem 3.20'nin altında bir kapanışla değişir. Yani bu analiz böyle. Stopu da bu. Bunu da belirteyim. Günlüklerde bir bakayım. Yani şu bölge bakın. Şu bölge 3.70. Buranın üzerinde eğer bir gün kapatabilse şu hareketi yapıp rahatlayacak. Ama yapmadı. Yaptırmadılar 3.70'in üzerinde. Ben yukarı gideceğini düşünüyorum. Partme. Alt Part, elektrik madencilik. TRKM. Partmeni diyorum. Haftalıkta bir bakalım. Ha, fırsat. Daha önce de analizini yaptım. Trend çizgimiz var. Kırmızı ortalamamız ve trend çizgimiz test edilmiş. 380. Bak daha önceden yaptım analizini. Şu bölge aynı zamanda direnç dedim. Şimdi destek oldu dedim. Burası gelirse al 380'den al. Kaça gitmiş? 4.43'e gitmiş. Ne olacak? Daha bundan daha güzel potansiyel mi olur? Olacak diye söz konusu değil. Ha bu buraya gelip kıra da bilirdi. İlla ki bunu yapacak diye bir durum söz konusu değil. Bu gelip burayı kıra da bilirdi. Ama İşin olayı ne? Eğer kardeşim bunun altına inerse ben burada stopu çakarım. Stop olurum. Küçücük riskle bu potansiyele bu kazanca erişebilirim. Riski küçük yani. Çünkü bu buraların altına gelirse bunun hareket aşağıya daha çok ivmelenir. Eğer gelmeyecekse de buradan döner. Riskin ufak. Dolayısıyla bak buradan nefis. Şu var bak burada çizdik hepsini ya bunların. Buralar kırılırsa buradan şu hareketi yapar. Kırılmazsa yukarı gider. Yani söyleyecek bir şey yok. Başka ne söyleyeyim ki? Bunun hedefi öncelikli olarak şu bölge. 5.52. Hedefi var. PRKM'de 386 al altına stopu koy. 5.50 bekle. Daha ne diyeyim? Datagate Gate benim başka bir hissem. Datagate güzel kapanış yaptı. Bunun öncelikli olarak hedefi 11, 10 civarları 11 onunda kırılmasıyla, bu 11 onunda kırılmasıyla 13.07, 15.60 ve 18.80'e gidiş. Bekliyorum ben bu data gate'i. Hissedeyim. Data gate al mesela. Ne zamandır analiz ediyoruz. Buralara kadar düştü ve fırsat verdi mesela. 8.70'lere kadar. Bunun analizini kabak gibi yapmıştık. Abi yani tabirle. Şuradan en kötü buradan değilse buradan. Yukarı gitmek için 9'dan al. 10.20 gördü. Potansiyel. Oturacağım ben bu hissede, oturmaya devam edeceğim. Ben burada her yerden aldım. Şu düşüşten sonra yukarıdan zaten şuralardan alışım vardı. Kaç? 9.65'ten alışım vardı. Aşağıya geldi. 8.75'ten aldım. 8.90'dan aldım. Şu bölgede aldım yani. Parça parça aldım ve bekliyorum. Yukarı beklemeye devam ediyorum. Bu yukarı gidecek. Ben aldım diye siz almak mecburiyetinde değilsiniz. Bu tekrardan buraya da gelebilir buradan alım yapıp da buralara gelebilir yani hala. O yüzden geçti bunun pazarı sür atını Nibolu'ya demek lazım. Düşüncesindeyim. Trakya cam. Bunu da çok isteyen o arkadaşımız oldu. Trakya cam. Şimdi aylık kapanışa yaklaşıyoruz. Bakın şöyle bir tren çizgimiz var. Şimdi aylığı şuranın üzerinde kapatmak isteyecektir. 4.34'ün. Şimdi yani bu Temmuz'un bitiminde Ağustos 1 Ağustos'ta biz bunu buranın üzerinde görürsek güzel olacaktır 4.34'ten. Ama şunu düşünüyorum. Acaba bu ay kırmak istemeyip de 4.34'ün altına bu önümüzdeki hafta çekilmek ister mi? Çünkü bakın bu şu bölgeler test edildi zaten. Bunun daha önceden yapmıştım analizini. Ben şu bölgelerden sekebilir. Önemli bölgeler demiştim ve düşündüğüm gibi de oldu. Haftalığa bir bakalım. Şimdi şu bölge bak gelmiş test etmiş 4.35 civarlarını. Ya büyük ihtimal bu aylık kapanışını da buraların üzerinde yapmak isteyecek. Ve burayı da diyecek ki ben back testi haftalıkta yaptım. Buradan tekrardan yukarı hareketine başlayacak düşüncesindeyim ben. Ve şu bölgede bir formasyon yapıp yukarıyı zorlayacak. Günlüğe bir bakayım. Şu bölge destek. 8 29 4 29 civarı. Onu bir aklınıza tutun. Şurada bir formasyon yapıyor bakın. Şöyle göstereyim kısa vadede. Şu bölge. Yani bu şurada da aynı şekilde durum var. Ya 4.77'yi kıracak ya 4.40'ı kıracak. İkisinden birini kıracak. Bu ikisinden birini aşağıya kırarsa aylık kapanışı diyeceğiz ki bu demin bahsetmiş olduğumuz yerin altında kapatacak. Eğer bu yukarıyı kırarsa 4.80'i kırarsa diyeceğiz ki daha yukarı gidecek. Benim gördüğüm yukarı hareket potansiyeli daha yüksek. Trakya camın yukarı gideceğini düşünüyorum ben bunun. Kağıdı elinde olanlar için. Elinde kağıt olmayanlar için zaten bu hisseye bakılmasına gerek yok. Zaten güzel güzel gitmiş. Buradan daha yukarılara gideceğiz diye gidecek diye hiç kağıdı olmayan bir insanın buna sarılması yanlış olur. Doğal'e bakalım mı? Bakalım. Hmm. Doğan Holding. Ya yani net bir şey söyleyemeyeceğim ben bununla ilgili olarak. Bir bakayım. Yani şu bölge bakın daha önceden gördüğü tepe destek olmuş zaten. Gelmiş bunu da test etmiş. Şuranın altına mı gidecek, üstüne mi gidecek? 2.15'lerin altı mı, üstü mü? Önemli bir de günlükte bakalım. Ya yani şuradan bir Fibonacci bir çekelim mesela. Bir düzeltmeye bakalım. Bunda da beklemek gerekiyor. Doğan orijininde de beklemek gerekiyor. ya Ege gübre. Egüb. Egüb de de. Şuraya bir bakalım. Bakın bunda da bir uyumsuzluk var. Ege gübrede de bir uyumsuzluk var. Fiyatlar yeni tepeler yaparken indikatörümüz buna eşlik etmiyor. Bunu bir cebimize tutalım. Bir haftalık da bir bakalım. Burada da şöyle bir bayrak yapmaya çalışması var. Burada yukarı gidecekler, yukarı düşünenler için birazcık daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani buradan şu hareketi yapıp Buradan şu hareketi yapıp burası kaça dek geliyor? yeni en yüksek 101 100 100 gidip buralardan bu uyumsuzluk fiyatlanıp aşağılara gelebilir düşüncesindeyim ben. Buradan bu yeni yüksek yaparsa Yani ya bu buradan yukarıya birazcık daha yukarı gidip buradan fiyatlanacak ya da buradan aşağıya fiyatlanacak düşüncesindeyim. Türk gazete hürriyet Kapanışı güzel yapmış günlüğü. Haftalara bir bakalım da. Ya yani şurayı test ediyor. Burası kaçtan geçiyor? 1.54'ten geçiyor. Pazartesi günü açılışı 1.54'ün üzerinde olursa güzel olur. Haftalıkta bunu analiz edebiliriz. Günlüğe bir bakalım. Günlükte ne var ki? Böyle bir tren çizgimiz var mesela. Hap günlüğü güzel kapatmış. Bu buradan yukarı gidecek gözüküyor. Hürriyet gazetesi. Yani tekrardan bir 1.77 yapı hatta daha üst yeni bir en yüksek yapacak gibi gözüküyor. Şu bölge zaten önemliydi. Ben diyor ki bunun düzeltmesini yaptım. Artık buradan tekrardan 1.75'lerin üzerine gidip yeni en yüksek yapma zamanı geldi gibi gözüküyor. Önümüzdeki hafta bunu tekrardan bir değerlendirelim, daha net olsun. Metro, metroya da bir haftalık grafiklerde bir bakalım. Haftalık grafiklerde bulutumuzun üstünde bir kapanış yapmış. Hemen günlüklere bir bakalım. Burada yine bir bayrak mı yapacak? ca bir bakmak gerekiyor mesela şöyle bir bayrat mı yapacak buradan tekrardan aşağıya mı gelecek bir görmek gerekiyor önümüzdeki hafta için Yani ne zamandır ee, yapmak istediği kapanışı yapmış esasında yani şurada iki hafta denemiş artık bu kapanışı yapmış artık buraya bir destek yapmış 1.98 seviyesine. Bu yukarı hareketine devam edecek. Öncelikle hedefi 2.30 onun üstünde de 2.70 hedefine devam edecek düşüncesindeyim ben. Yani görünüyor. Sadece aşağıya düzeltir mi diye baktım. Alarko. Bütün hisseler şişti. Sana. Yani tepe tepe yukarıya gitmiş. Alakku mesela bak burada da potansiyel. Daha önceden yaptık analizini. Bir geldi. Şu hareketi yaptı ya. Bak hem %23 düzeltmemizi hem kırmızı ortalamamızın altına geldi gün içerisinde. Ama kapanışı şurada yaptı ya. Buradan hemen alınır. Bak. Buradan hemen alınır. Ve bunun analizini de yaptım. Dedim ki burayı kırarsa altında bir gün kapatırsa şu hareketi yapıp birazcık daha aşağıya gelir. Eğer bu kapanışı yapamazsa da yukarı gider. Haftalık grafiklere bakalım. Çok bir şey söyleyecek bir durumda değil. Evet Oyak Çimento'ya bakalım. Gelirse yüklemiyor. Bir 1 saat 26 dakika oldu da. <laughs> İnternet yavaşladı galiba. Evet o yağa bakacağız. Oyakta da bakın daha önceden çizdik. Burada bir formasyon yapacak. Oyak çimento. Bu formasyonun nasıl bir formasyon olacağını beklememiz gerekiyor. Bu da diğerleri gibi konsolide olacak. Formasyon yapacak. Bekleyeceğiz. Şu anda net bir analiz ikinci tepeyi veya ikinci ayağı görmeden zor analizi. Beklemek gerekiyor. Ya şu beyaz çizgimiz gibi bir formasyon yapacak ya mavi çizgimiz gibi. Bekleyelim arkadaşlar. Sabredin. Sabredin, sabredin. Bu hafta hisseler diyor ki sabret. Sabret dikkat et ve sabret diyor. Al mesela potansiyel yaptık analizini. Uşak seramik kim yararlandı? Bilmiyorum. Kırmızı ortalamamız test edildi. Buradan yukarı kaç burası? 1.56 al. 1.56'dan 1.90'a gitmiş. Çok da basit işlem. Bak aynı zamanda şu bölgeler var. Direnç zaten kaç tane yer bir arada? Illaki olacak diye bir durum söz konusu değil. Ama riski küçük yerler mesela buralar. Buraların altına küçük bir stopla gidersin yukarı. Gördüğünüz gibi Uşak Seramik de yukarı hareketine devam ediyor. Şu bölge bakın nefis. Guskayre. Bu da güzel hareket etti. Guskayre dedik mi dedik? Burada bir bayrak yapıyor. Bayrağın ikinci ayağını yapar. Ve yukarı gider. Bak burada işe Anlatıyorum. Bak şu bölgeyi yaptıktan sonra analiz ettik. Dedik ki aşağıya gelip ikinci ayağı yapar. Bak çizdik burada. Yap yapacağı hareket. Ve hareketi yapıyor. Al buradan 4. Şu bölgenin altına 3.86'nın altına stop koy. 4'ten aldın. 5'e geldi. Daha ne olsun? %25 kar bıraktı. Potansiyel dediğiniz potansiyel ne yapıyor millet? İzlemiyor işte. İzlemiyorsunuz ya. Yani burada sadece bir tane hisseye bakıyor. Gidiyor. Bak potansiyelleri analiz ediyoruz işte biz burada. Nefis Güneş sigorta. Daha da gider. Bizim bizim mağazaları bu da formasyon yapacak burada. Bekleyip göreceğiz. Ne yapacağını göreceğiz. Net bir analizim yok. Kozal. Bakıyorum. Bak. Kozal'da da şu vardı. Dedik ki, bak şuradan üçgen var değil mi? Mesela. Bu en tepeden en tepeden mal bu şekilde bir mal almayı tavsiye etmem ama mesela bak bir bayrak çizdik. Dedik ki ikinci ayağı yaptı. Yani bu buradan şu hareketi yapabilirdi. Tamam mı? Şu hareketi yapmadan önce. Mesela buradan aldın. Şuraya ne yaptın? Şurada stop oldun. Bak şu bölgede stop oldun mesela. Kaç burası? 80 2.40'dan aldın. 81.50'de stop oldun diyelim ki. Ondan sonra bekledin. Şu a şunun içine attığını gördün şu bölgeden. İşte 82.50'den tekrardan. Bak buradan almıştın. Stop oldun. Yanılttı. Tekrar içine attı. 82.50'den bir daha. Bir daha stop altına koy. Bak nefis. Burayı kırıp gidecek yukarıya. Daha da yukarıya gidecek. Koza alt. Yani bak. Ne demek istediğimi bir daha anlatayım. Birinci tepeyi yapmış. İkinci yukarı ayağı yaptıktan sonra dedik ki ikinci ayağa gelir. Geldi. Buradan aldın 82.50'den. Altına stopu koydun. Ne yaptı? Aşağıya geldi tekrardan. Stop oldun. Burada. Değil mi? Şu bölge önemli. Ya buradan tekrar al 79'dan. Ya da bekle almadıysan şuranın içinde tekrardan kapanış yaptıktan sonra tekrardan al yukarıya git. Gayet güzel. Yukarı gidecek, devam. Indes, Bu DataGate'in ana gemisi. Bunda da aynı şekilde öncelikle de 13.70 olmaya devam ediyor Indes'te Bu buraya gidecektir. 13.70 için üstünde bir hafta kapanışı da yapacaktır bu. Bu kapanışı yaptıktan sonra yeni en yüksek yapacak düşüncesindeyim. Bu buraya gittikten sonra şöyle bir düzeltme ufak düzeltme yapıp şu hareketi yapma ihtimali kuvvetli diye düşünüyorum. İndesin ben. Potansiyel. Şuranın üzerinde hafta kapanışı yaparsa 11.66'ın üzerinde hafta kapanışı yaparsa daha pozitif. Gün. 11.66'ın üzerinde günü kapatırsa pazartesi günü bir gün kapatırsa dediğim yerlere gidecektir. İş ye ye o Hemen haftalık grafiklerde bakalım. Bakacak bir şey yok. Bir yarar yok. Hissede olanlar için de burada bir formasyon yapmasını, beklemelerini tavsiye ederim. Nasıl bir formasyonsa bekle bekleyeceklerse mesela buradan geldi Şurayı dest aldı. Mesela belki böyle bir formasyon yapacak. Buradan tekrardan bir gelecek. ikinci ayağını yapacak. Şu hareketi yapıp belki yukarıya gidecek. Görmek lazım. Veya buradan alacak yukarı götürecek bunu. Buradan belki şöyle bir formasyon yapacak. Zaten en tepede. En tepedeyken beklemek gerekir. Şuraya bak. Zaten en tepede. Gördüğü göreceği en tepeye gelmiş şu anda zaten. Buradan alım yapılmaz. Hissede olan da tutuyordur zaten. Ege'n. Ege Endüstri isteyenlerin istekleri bunlarda. Aynı bunun da çok fazla analizi yapılacak bir durum yok. Ben bunu nesin analiz edeyim. Yani analiz yapılacak bir durum yok ki. Alın al olmaz. Hissedeysen ya burada kar alacaksın. Ya da bekleyeceksin sonunun ne olacağını göreceksin. Yani bunun analizini herhangi bir analiz yapılmaz bunda. Ha, öbür kanallara gidin desinler 7.30'dan 1500 olacak tut. Ben diyemem öyle bir şey. Ben görmüyorum çünkü bir şey. Formasyonu görmek lazım. Papil. Papil isteyen biri vardı. Papil de aynı şekilde mesela. Bakayım. Burada da bir formasyon yapıyor. Belki bir alçalan tepe yapıyor. Yükselen tepe yapıyor. Belki şöyle bir şey yapıp buradan kıracak burayı. Büyük olasılıkla şu bölgeyi kıracak. Yani 18 onu kıracak. 18 onun üstünde büyük olasılıkla da şu beyaz kanalıma doğru burası 19 60 civarları 19-60'lara doğru bir hareket yapıp orada bir karar verecek ben, düşüncesindeyim ben popili Yani hisse bu. Başka bir şey söylemem. Zoran. Zoran da aynı şekilde. Yani tepe tepe gitmiş. Şimdi bana bu hisseyi soruyorsunuz. Bu hisseyi ne söylememi istiyorsunuz? Bana bir söyleyin. Gitmiş bu hisse. Ne, ne, ne diyeyim? Buradan al. Alınmaz. Gidecek mi daha fazla? Bilemeyiz. Yani buradan buraya gelse kimle karşı çıkabilir? 2.30'a gelse niye 2.30'a geldi demem. Şuraya gelse tekrardan. Buradan aldık başını gitse niye gidiyor demem. Bomboş hisse. Yani bir şey diyemiyorum oranla ilgili olarak aşağılara düzeltirse bir düzeltme içine girerse bu eğer buradan veya şurada bir formasyon yaparsa bakarım. Şu anda hiçbir şey yok. Alarko. Yani Alarko'da bak kırmızı ortalama maviyi kesmiş yukarıya. Şu onay mekanizmamızda fiyatın üstüne çıkmak istiyor gibi görüntü var. Buradan ivmelenebilir bu Alarko. Ve burası bunun direnci olmayacaktır. 644 bir direnç değil bununla ilgili olarak. Medical Park. Hemen haftalık grafiklerde açayım. Bak Medical Park şu bölge önemli bir yer. 19 22. 19 22 altında bir haftalık kapanış yapmadığı sürece yukarı hareketine devam eder bu. 19 22 19 20 önemli bir yer. Altında kapanış yapmadığı sürece bu da aynı şekilde burada bir formasyon yapacak. Ne formasyon yapacak göreceğiz. Bir formasyon yapacak. Formasyonunu görmek lazım. Koza. Haftalık grafikler. Mesela potansiyel Şöyle bir tren çizgimiz vardı. Üstünde kapanışlar yaptı. Geldi test etti. Şu kapanışı gördüm mesela. Al. Altına stopu çak. Al. Kaç burası? 12.93. Nereye gitmiş? 14.60'a gitmiş. Daha ne diyeyim ki? <laughs> yaptık. Bunun da analizini yaptık. Bak şuraya bak. Gelmiş burada. O konsolide olmuş. Yukarı gidiyor. Geleceğiyle ilgili daha fazla analiz yapmam. Yukarı gidecek hedefinin ne olacağı ile ilgili söyleyeyim peki hadi. Yapmıyorum esasında da. Koza. Koza'da hedef birinci hedefi 15.03, onun üstündeki hedefi de 17 seviyeleri olacaktır. Toaso, Tofaş Haftalık da zaten pozitif. Şu bölgeyi ziyaret edeceğini söyledik. 28 60'lar. Buraların üzerinde bir haftalık kapanış yaparsa daha da pozitif olacaktır. Tofaş hissesini alan zaten tutuyordur. Tutmasında fayda var. Elinde hissesi olmayan da bekleyecek. Eğer yeni bir fırsat istiyorsa. Tukaş. Bu ne ya? Tukaş. Bu ne ya? Süleyman. Tukaş gıda. Allah'ım. Allah. Nereden buluyorsunuz arkadaş şu hisseleri ya? Bu hisseye var ya 1 lira mı yatırmam ben ya? 1 lira yatırmam ya. 1 lira. Yok analiz yok. Yapılmaz bunun analizi. İttifak Holding'e bakalım. Yani şu bölge önemli. 3.05'in üstünde kaldığı sürece bunun göreceği yer 4.21'lere doğru hareket eder. 3.05 Destek. Hedef 4.21. Başka bir şey söylemeye gerek yok. B söke. Batı seko, söke çimento. Bir haftalıkta bir bakalım. Daha önceden analizini yapmışız mesela. Al. Şöyle bir tren çizgisi çizmişiz. Kırmış. Gelmiş. Test etmiş. Kırmızı ortalamamız Kaç burası? 1.51. Al. Nereye gelmiş? 1.80. Kolay. Tertemiz iş. Daha ne diyeyim ki? Aylık grafiği bakayım. Burası direnç bölgesi. Şurası gördüğünüz gibi direnç bölgesi burayı aylık bazda kırmak isteyecektir. Yani Ağustos ayı bunun üzerinde 1.82'nin üzerinde kapanış yapabilirse Temmuz'un sonunda o zaman yeni bir çizgiler çizeceğiz buraları artık. Yani görüntüde de burayı kıracak. Buranın üzerinde bir kapanış yapacak gözüküyor. Çünkü şu düzeltmeyi yapmış. Bu düzeltmeyi yapmış olması kırdığı yeri test etmiş olması potansiyel. Veyahut da burada bir formasyon yapacak. Şurada bir formasyon yapacak. Beklemek lazım. GSD. GSD Holding. Al. Şu bölge direnç dedik. Daha önceden dirençti. Şimdi destekledik. Gelmiş. Test etmiş geçtiğimiz hafta. 1.99 gelmiş. Kaça kadar gelmiş? Al 1.99'dan 2.30'a kadar git. Tertemiz iş. Başka bir şey söylenir mi? Hiçbir şey söylenmez başka. Bekleyeceğiz. Formasyon yapacak. Bekleyeceğiz. İş demir. İşdemir'de demirde hedef burası. 7-8 seviyesi hedefi var bunun. Haftalıkta şu fiyat şu onay mekanizmamızda şu fiyatların üstüne çıktıktan sonra daha pozitif olacaktır. Bir günlüğe bir bakalım. İçtim. İskenderun demir çelik. İst Günlükte şunun üstünde kalmış. Acaba nasıl bir formasyon yapacak? Yani şurayı ikinci tepe kabul edip şunu şöyle mi yapacak? Yoksa şuradan mı yapacak? Görmek lazım. Birazcık daha beklemek lazım. İskenderun demir çeliği. Yani eğer olur da şu bölgelere gelirse 6.90'lara buralardan alım için 8 hedef ile gidilir. Yani eğer olur da çizeyim de gene şu bölgelere gelirse buradan 8 hedefine gidilir. Bir daha bakalım günlüklerde. Evet buralar gelirse alınır buralardan. Ufak stopla. Ne taş? Haftalık grafiklerden bir bakalım. Şu bölge önemli. Ya şu bölgeyi kıracak mı, kırmayacak mı? 18, 19 seviyesi var mesela. 19 seviyesi direnç. Aylık yer burası. Yani Temmuz ayını 19'un üzerinde kapatırsa yapacağı hareket şudur. Hiçbir şey kaçmaz. Gider birazcık, tekrardan test eder. Bu kapanışı gördükten sonra buradan rahatlıkla alırsın, yukarı gidersin. 19 önemli. Yapacak mı, yapmayacak mı bilemem. Yaparsa pozitif. Evet, bugünkü hisse analizlerim bu kadar belirli hisselerde dediğim gibi çok belirsizlikler var. Bence bu önümüzdeki hafta birazcık dinlenip bu konsolidasyon sürecinin bitmesini beklemeniz avantajınıza olur düşüncesindeyim. Çünkü gördüğünüz gibi analizlerde belirsizlikler var. Net bir şey söylemek fiyatlarda normal doğru olmuyor yani net bir şey söyleyemiyoruz. O yüzden beklemenizi tavsiye ederim. Ben şimdiden herkese bol kazançlar dilerim. Görüşmek üzere inşallah. Ha bu arada abone olmayı unutmayın lütfen.